Amerika'da gezmesi en keyifli mağazalardan birisi Home Goods. Her dönem çeşit çeşit böyle etnik şeyler olabiliyor. Mesela bunlar Hindistan'danmış. Bugün yine kalabalık hafta sonu olduğu için hafta içi biraz daha sakin. Bunlar da gördüğünüz gibi Hindistan'dan dekorasyon, yastıklar, bir ev için ihtiyacınız olan her şey. Şu kutular, işte kartlar, ondan sonra hediye çantaları falan süslü süslü. Bunlar benim yıllar önce Amerika'ya ilk geldiğimde şöyle kutulara falan. Türkiye'de o zamanlar böyle şeyler yoktu yani, yıllar önceden bahsediyorum. Çok hoşuma gitmişti, kırtasiye malzemeleri vesaire. Burası da böyle bir mağaza. Türkiye'den şu bardak aldıklarını beğendim. Sanırım 4 tanesi 6 dolar. Ama Amazon'dan aldığım benzer bir şey olduğu için şimdi tekrar fazla olmasın. Bunlar da Hindistan'dan cam ürünler. Gördüğünüz gibi harika renkleri var. Çok tatlı. Mesela şu tek kişilik böyle sürahi kaçaymış? 10 dolar. Diğer başka cam ürünler de var. Bunlar İspanya'dan mesela. Böyle evinizi süslemek için ne ararsanız, ne istiyorsanız. Özellikle bizim ev dekorasyonuna önem veren Türk hanımları buradan çıkmıyor. Burada el boyaması bardaklar da çok güzel. Mesela bu İtalya'da yapılmış bir kristalmiş. Sadece 7 dolar bu bardak. Şöyle bir şey mesela Çin malı. Çin'de yapılmış, 6 dolar. Dediğim gibi yok. Yok aslında yani, saatlerinizi burada geçirebilirsiniz. Şöyle yine indirimde ya defolu bazı ürünler, bazen kırık, bazen de hiçbir şey olmayan, sezon dışı olduğu için bir şeyler oluyor burada. Araya bulmak gerekiyor. Mesela şu KitchenAid'in bir şeyi var mesela, silikon. 5 dolarmış. Bu neymiş mesela? Cupcake yapma kiti. 4 dolarmış. Süslü cupcake'ler yapmak isteyenler için. Yine Paskalya vesilesiyle böyle tavşan şeklinde yastıklar. Şunlar mesela koltuklara atılan battaniyeler, böyle yumuşacık yumuşacık oluyor. Çeşit çeşit. Özellikle buradaki dekoratif yastıklar harika oluyor. Home Goods'daki, bakın işte bunlar da Hindistan'dan. Rengarenk, çeşit çeşit. Yastıklardan da Türk yapımına denk geldim ama en indirimli fiyatı bile 22 dolar. Böyle bir yastık için fazla bence mesela. Şu Calvin Klein diyor 19. Ama ne özelliği var? Hiç beğenmedim. Çok güzel yastıklar da var ama çeşit çeşit. İşte buradan araya bulmak gerekiyor. Şöyle bir mermer masa, yine India, Hindistan malı. 280 dolar artı vergi. Şunlar çocuk odaları için falan yastıklar, böyle hani oturmalı, çok sevimli. 25 dolar. Ben bunlardan aldığımı düşünüyorum. 14-15 dolardan yüksek değildi yani. Gerçekten Amerika'da da bir enflasyon var valla. Ama tabii ki buradaki alım gücüyle ve kazançlarla kıyaslandığında Türkiye ile elbette aynı olamaz. Sakın oradaki propagandaya inanmayın. Şu defterlere falan bayılıyorum, eski alışkanlık. Ama senenin başında ajanda gibi bir tane aldım. Ama telefonumu ve bilgisayarı kullandığım için boşu boşuna almış oluyorum işte. Eskisi gibi değil yani bunlar. Evet. İşte küreler. Aa, şu çok tatlıymış, flamingolar. Ne kadarmış? 10 dolar. Hediyelik güzel bir şey aslında. Yine burada gençler ve çocuklar için çok hoş şeyler var. Kedi severler için. Şurada aynalar. Bir ev için, dekorasyon için gerekli ne varsa hepsini görüyorsunuz arkadaşlar. Merhaba kendime de. Şu da güzel bir duvar şey dekoru. 40 dolar bir tablo. Böyle üstünde kabartma boyalar falan var. Hoş bir şey, orijinal bir şeye benziyor.
Şurada böyle otomanlar, pufflar, storage bench, yani şey, iç açılıp depo bir şeyler konulabilen şeyler $130. Şu mesela pembe bir puff $80. Şu koltuk da ne kadar kalitelidir bilmiyorum ama estetik olarak, görüntü olarak hoşuma gitti. $600. Kasaya giderken de böyle sıralıyorlar ki ilginç ürünlere bakasınız diye. Bu banyo yastığıymış. Herhalde küvette banyo yaparken insanlar kullansın diye. Burada çeşit çeşit dekoratif şeyler, kuma gözlükleri. Şu neymiş, saat şeyine benziyor kolunla. Bahçe ya da balkon ya da evin önü için harika bir şey seti. $300. Çok güzel.